Selam millet. Space Engineers yapıyoruk. 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 Space Engineers yapıyoruk. Bakalım bir. Evet. Evet. Space Engineers yapıyoruz. Mars'tayız. İnanılmaz. Değil mi? Mars'tayız yani. Hani. Hastasıyız dede gibi. Marslıyız dede. Neyse, boş yapmayalım. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Space Engineers'tayız. Evet. Şöyle geçişimizi yapalım. Evet, karargahımız gördüğünüz üzere son derece şekil şukul duruyor. Şuradan sadece çok kısa hemen game'den koro sayırı açacağım. Evet. Şimdiki Mars'tayız ve Mars'ta bir mobil base yapacağız demiştik. Şu anda bu ilk bölge böyle olmasının sebebi. Buraları niye böyle genişlettiğimi ben de bilmiyorum. Hemen enerjimizi tazeleyelim. Başımıza bela almayalım. Enerjimiz tazelensin. Evet. Güzel. Oh mis. Çok güzel. Şimdi basic rafineriler evet güzel hoş fakat bize büyük rafineriler lazım. Büyük rafineri demek bizim production'dan yaklaşık 1300 tane falan queue'lamamız gerekiyor. Onun içerisinde yeteri kadar demirimiz yok. Şöyle küçük bir araç yapsak mı diyeceğim, yapamayacağız büyük ihtimalle. Çünkü neden yapamayacağız hemen söyleyeyim. Çünkü girder'a ihtiyacımız olacak ve girder elimizde olmadığı için yapamayacağız. Dolayısıyla demir kaynağına doğru gidelim ve oradan birazcık demir toplayalım. Hemencecik şuraları şöyle bir toplayalım. Dediğim gibi mobil bir base yapacağız bu şeyde playthrough'da. Hareket halinde olmak istiyorum sürekli olarak da. Yapabilirsek eğer. Bakalım nasıl olacak. Hep böyle topluyoruz buraları. Böyle. Envanterimiz doldu. Gidelim. Karargahımıza doğru. Şu bilinmeyen sinyale de gidebiliriz. O da çok uzakta değilmiş. Bir dakika, burası silikon, altın, ice. Karargah nerede lan? Ben buraya bir waypoint koyayım. Bak vallahi kaybediyordum az kalsın. Nafireliğe taşı ve demiri koyalım şöyle. Production'da kontrol panelden de rafineriyi açmamız gerekecek. Beraber çalışıyorlar. Güzel. Ben şuraya hemen bir waypoint atalım. Yerleşke diye. Yerleşke. Hemen unknown signal'a doğru bir gidelim bakalım ne varmış orada. 2 kilometre zaten çok uzak değil. Grafiti Welder verdi. Space Kredi ve birazcık da şey verdi. Güzel. Hiç yoktan iyidir. Bu arkadaşı şöyle bir parçalayalım. Yerleşkemize doğru geri dön. Buralara varmış, çok merak ettim ya. Buz. Bir araç yapacağım.
Fakat kobalt bulman lazım öncelikli olarak. Ha, demir de işlemiş. Ha, demir işlemiş. 10K demirimizi işlemiş. Çok güzel. Çok güzel. Peki production yapmış mı? 1400'ü yapmışız. O zaman production kısmından, inventory kısmından daha doğrusu şu arkadaşları bir alalım üzerimize. Şuradan şöyle bir cacık ucuzlayacağım şöyle bu tarafa doğru. Allah Allah Allah, müzik iyice intens oldu. Refiner müzik koyacağız. Windows tamam. Şimdi bana ne lazım? Metal grid 20 tane. İşte bunu yapabilmek için kobalt bulmamız lazım öncelikle. Şimdi araç yapabilmek için tekerlek yapacağız. Tekerlekte de kobaltsız yapabiliyoruz. O zaman tamam, bir dakika, hemen araç yapalım bir tane. Hemen araç yapalım. Ne kadar kolay bir şeymiş gibi söylüyorum. Hemen bir ara, 2 dakika araç yapacağım, geliyorum hemen. Başka. Buradan bir şey var mı? Yoktur. Kargo konteyner alalım bir tane. Basit bir araç yapacağım. Çok basit olacak. Bundan alalım. Batarya alalım. Or detektör var mı elimizde? Var. Bir de kokpit alalım. Sanırsam tamam oluyoruz. Şöyle mümkün. Çok da uzaklaşmasak da olur. Çok böyle düz zeminde olsun dedim de sonra vazgeçtim. Şimdi seni al, seni al. Seni al. Sen gel, sen gel, sen de gel. Alabildiğimiz kadar alalım şimdi şuradan. Şimdiki design. Böyle yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desek. 3, 4, 5, 6, 7 desek. Güzel. Şöyle bir tık kalınlaştıralım. Çok ince olmasın. Tek blok olmasın yani, alt tarafın güvenliği. Güvenmiyorum çünkü tek bloklara. Şöyle iki. Şurası da arkası olacak. 1, 2, 3, 4, 5. şeye. Bloğa. Koyaraktan. Tabii bunu düzelteceğiz hemen. Evet, güzel. Evet, bence güzel bir dizayn olabilir bundan. Bir, bu iki. Bu üç, sağ taraf. 4 5 Bu da 6 dedik. Hemen yani şuraları bir weld edelim. Hemen yapabileceğimiz arkadaşları şuradan tamamlayalım. Büyük ihtimalle motorum ya da construction komponentim yetmeyecek hepsini yapmaya.
Yetti. Çok güzel. Enerjimizi hemen tazeleyelim. O olmazsa olmaz biliyorsunuz. Enerji önemli. Enerji. Hani nerede sinerji? Öy. Keşke söylemeseydim böyle bir şey. Gel şimdi benim büyük ihtimalle şeye ihtiyacım olacak. Tüplerim varmış üstümde 20 tane. Yeter diye tahmin ediyorum. Construction component yetmeyebilir. Yapı malzemesi diye geçiyor. Bakalım. Anlarız şimdi. Yet. Çok güzel. Mükemmel. Şimdi bu arkadaşın üzerine bir adet batarya yerleştireceğiz. Power cell 20 tane. Var mı elimizde? Power cell yok. Hemen buradan 20 tane rica edelim. Ondan sonra bir tane de konnektör yapmak istiyorum ben ama konnektör yapabilmek için şu arkadaşlardan birine ihtiyacım var yapılmaya. Construction component. Bitti. Buradan da hemen bir 200 tane construction component söyleyelim. Üzerimize de bir 50-60 tane şöyle alalım. 30 tane neyse işte. Sırf şunu yapmak için. Çünkü bunu yaptık. Şimdi yeni şeyler açıldı bize. Konnektör mesela. Yeni şeylerden birisi o. Şu arkadaş şöyle yerleştirdik mi? Loop. Otuz tane cama ihtiyacım var. 4 12 tane de motora ihtiyacım var. Yapabiliyor muyuz cam peki? Yapabiliyoruz. 30 tane şey yapalım. 30 tane de motor yapalım. Bir adet detektör komponentine ihtiyacım var. Elimde var mı bilmiyorum. Var. Çok güzel. Ondan sonra spot ışığı koyacağız. Bence yakışıklı oluyor. Ne diyorsunuz? Orada hidrojenimiz bitiyor. Hemen hidrojen generator'ın içerisine tankımızı bırakalım, dolduralım ve geri alalım üstümüze. Çok tatlı. Evet, tekerlekler. High top seti 50 yapalım. Strength'i 15 yapalım şu an için. Power'ı 20'ye düşürelim. Left ve right.
Left'im oluyor. Buna verip bundan alacağız mı? Aynen. Orada sektörümüzün maksimum range'in 150 metreyi aldırsak eğer belki güzel bir şeyler bulabiliriz buralarda. Expedition yapıyoruz. Kaynak bulmak amacıyla yollara koyulduk. Bakalım neler bulacağız. Sen de anten yapaydın, buna iyiydi aslında gitmeden evvel de. Önümüzde bir ore patch var. Bir oraya gidelim bakalım. Buz varmış burada. Bir de ben bunun maksimum hızını düşürmek istiyorum ya. Çok hızlı geldi bana bu. Böyle 50'ye falan düşelim. Çok basit bir rover tasarımı. Hızlıca yapılmış bir tasarım. Ama nedir? Pek çok şeye, arazi koşullarında götürebilecek bir tasarım olduğuna inanıyorum şahsen. Özellikle Mars'ın bu zorlu atmosferinde bize yardımcı olacaktır. Tabii yapacağımız, ileride yapacağımız olan tasarım çok daha böyle gelişmiş bir tasarım olacak. Dolayısıyla çok daha farklı, daha lezzetli bir tasarım yapıyor olacağız. Silikon bulduk. Benim kobalta ihtiyacım var şu anda. Magnezyum. Buraları ufaktan işaretleyelim. Silikon. Magnezyum. Magnesium. Şimdi belki de çok yavaş olmuş olabilir. Bunun hızını 100 yapalım. Şuradaki buzlar, ore patchler, bu beyaz olanlar, onlara hedef alıyorum. Özellikle. Ki hemen hemen bulalım hızlı hızlı. Burada uzaylı gezegenini görüyorsunuz. Burada da buzumuz var. Komple buz burası bir ikisi var aynen. Şu ileride bir tane daha var, oraya giderim hemen. Tabii gündüz olsaydı çok daha kolay bir şekilde gidebilirdik. Şu sağ taraftaki şeye gideceğim şimdi. Unknown Signal'a doğru gideceğim. Yine silikon bulduk. Mars'ta silikon bol galiba. Magnezyum, silikon. Ice. Aynı kaynakların laciverti. Evet. Kobalt lazım ya, kobalt çıkmaz. Tam önümüzde bir tane daha ore patch var. Oraya doğru gidip sağa doğru kıvrılmayı düşünüyorum. Bakalım. Bu arada karargâhtan çok uzakta değiliz. 1,6 kilometre. Güzel. Kobalt. Şansa bakar mısınız? Çok güzel. Pozisyon. Kobalt. Silver. İşaretlemiştik galiba Silver ama. Yok, işaretlememişiz. Silver. Karakter Tools'dan dirilim alıyorum ve kobalta doğru kafa atıyorum.
Kendisi burada. Aşağımızda da kobalt. Hadi yerlerin dibine inelim. Yerin dibine girdik yine. İki defa sağ klik yaptım. Klik klik böyle hızlı bir şekilde. Kliğe sağ tuşa basmadan otomatik olarak kazmasını sağlıyor ve her şey için geçerli. Sol klik yaparsan da diğer türlü kazar. İşte sağ kliğe yaparsan grinder çalışır vesaire gibi. Yalnız bayağı derindeymiş kobalt. Ve geldik mi artık? Güzelce şöyle bir mining yapalım. Mining. Siz de yapıyor musunuz mining? Biz mining yapıyoruz. Çok güzel. Şu arkadaştan başlayalım. Bir de bu arada şeyi de çekelim geriye doğru. Güzel, kobaltımızı alalım. Bir kargo kutusu dolusu yapabilir miyim bilmiyorum. Sadece ha, şeyi düşürdük gerçi. Item inventory size'ını düşürdük. Onu ayarlardan belki eski haline getirirsem daha challenging bir şey olur benim için. Playthrough olur benim için. K'ya kadar çıkabiliyor bu kargo size'ı, ben birazcık düşüreyim ya, çok yükselmiş. K aslında 8K topluyorum her seferinde. O kadar uzun sürmemesi lazım ama. Anlarız şimdi ne kadar dolu olduğunu. 20K içeride şey var. O 7K görünüyor. Bence 20K bize haydi haydi yeter. Şunu gümüşe çekelim. Bir de gümüşe avlayalım. Birazcık da gümüş getirelim geriye. Elimizin altında bulunsun. Silver 27 metre altımızda görünüyor. Şuradan dalalım içeriye doğru.
Bir inventör dolusu da gümüş getirirsek bize faydalısıyla yeterli olacaktır. Güzel. Şeyimizi topladık sayılır. Gümüşümüzü de topladık sayılır. Bakalım. Karargaha dönelim. Kobaltı işlemeye koyalım bir an evvel. Ki şeyleri yapabilirim. Bu kadar yeter. Üstünde kalsa da olur. Return to base. Ha şu şeye gidelim. Unknown Signal'e gidelim. Onu alalım. Şimdi kobaltı işleyeceğiz. Kobaltı işledikten sonra o kobaltla metal gridleri yapmaya başlıyor olacağız. Ondan sonra da çok fazla bir şey engel olmayacak bize. Sanmıyorum engel olabileceğini. Onun dışında bir de şey, rover tasarımımıza başlayabiliriz. Onda da bir böyle aslında drill tarzı bir şey istiyorum ben onun üzerinde. Dorseli bir şey olacak bu, böyle çekmeli götürmeli falan bir şey olacak. Bakalım. Bakalım nasıl olacak. Demir, silikon, yine silikon. Magnezyum. Yani 600 metre şuraya gidelim. Special Content Power mı? Ooh, hadi bakalım. Özel bir şey diyor. Bakalım ne verecek? Badger Welder mı verdin? Vere vere. Allah seni geçinden vermeye devril lan. Medkit mi? Allah Allah. Medkit. Enteresan. Medkit. Yeni geldi herhalde o oyuna. Medkit nedir ya? Yerle eşkıya dönüyoruz. Medkit. Allah Allah. Satılabilecek bir şey diye tahmin ediyorum Medkit ya. Yani başka bir mantıklı şeysi gelmiyor bana. Sanırsam bir şey böyle satabiliyoruz biz onu. Dım dım dım.
Aslında bunu 6 tekerlekli, 4 tekerlekli yapsam da olurdu. Oksijenimiz bu arada bitiyor. Karargaha döndüğümüz iyi oldu. Oksijenimiz bitiyor çünkü. Onun için oksijen generator'dan kafayı şey yaptık mı, survival kit'ten oksijen toplayacağız zaten, alacağız üstümüze. Oksijen topu bulundurmuyorum şu an için ama aslında bu araca bir tane oksijen tankı koyulabilirdi. Gerek yani olsaydı tabii, şu anda öyle bir ihtiyacımız yok ama neden yok? Çünkü zaten çok uzaklara gitmiyor olacağız bununla. Esas yapacağımız araç artık kaç tekerlekli olur, nasıl olur bilemiyorum. O araç şey olacak. Bizim karargahımız olacak ve bütün Mars'ı dolanıyor olacağız, kaynak arıyor olacağız. Mars'taki trading center'lar eğer var ise oraları gidiyor olacağız. Bakalım. %22, %21 oksijenimiz kaldı. Aa, yani anca yetişeceğiz gibi. Bakalım. Aa, gümüş işleyemiyoruz, doğru. Hemen oksijenimizi alalım. Çok güzel. Şimdi şuradan girebilirsem eğer. Dışarıda bir bağırışma var ama çözebilmiş değilim. Evet, kobaltımızı işliyoruz. Kobalt işlendiği için bunlar kobalt geldikçe yapılıyor. Çok güzel. Çok güzel. Aşağıda mevzu var galiba aşağıda. Şimdi 20 adet bundan geldi. Hemen şuradan welder'ımızı alalım elimize. Verin bakalım buraya. Sana ne lazım? Motor lazım, 16 tane. Bilgisayar, large steel tube, construction components lazım. Motor, bilgisayar, large steel tube, construction components. Ama buradan hemen bir 50 tane senden başlatalım. 200 tane de senden başlatalım. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Yeni blokları açtık. Çok güzel. Rafineriyi yaptık. Artık rafineri, efficiency modüller vesaireler hepsi açıldı. Şu arkadaştan bir kurtulalım. Şimdi buradaki AGM'i alayım. Rafineriyi şey yapmaya yetmez büyük ihtimalle ama işlem sürekli aktif tutmaya, elimizden geldiğince tutmaya çalışırız. Şu arkadaşı kullanaraktan. Yani şöyle bir catwalk yapalım. Kobaltımız işleniyor. Gerekli malzemelerimiz geliyor. Bir tane de hemen şuraya şöyle assembler koysak mı? Ne diyorsunuz? Assembler. Steel plate'im yok. Aman tanrım. Metal grid. 10 adet ihtiyacımız var. Steel plate'e ihtiyacımız var. Ekrana ve bilgisayara ihtiyacımız var. Metal grid. Bu 50 tane yapalım. Ekran 100 tane başlatalım. Steel plate 1000 tane yapalım. Bilgisayarda 100 tane yapalım.
Evet. Köpek falan avlıyor aşağıda ya. Ne oluyor acaba? Lan dur bir dakika, benim aşağıda araba var. Bir dakika beyler. Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık iki taraftan da bir 15'er araçlık falan bir kuyruk oluşmuş. Biri müsaade etmiyor, bir diğeri müsaade etmiyor. Arkasında bir sürü adam birikmiş. Efsane bir ortam olmuş aşağıda ama bayağı böyle milletler ayakta bilmem ne. Bir fotoğraf çekip geliyorum hemen. Ay çok pardon, çok pardon, özür diliyorum. Evet. Evet, kilit o çözülmez öyle bir yarım saat daha falan büyük ihtimalle. Bayağı kötü durumda. Hava da soğumuş yalnız, ha tişörtle öyle camdan dışarıya kafayı çıkarttım. Epey bir soğuk geldi. Conveyor Junction'a ihtiyacım var benim. Şu arkadaş yardımıyla junction değil de motor ve stil tübe lazım. Stil tübe, motor. Evet, çok güzel. Ya bu böyle basic olarak çalışıyor. Çalışmaya dursun, devam etsin orası. Şimdi biz artık esas tasarımıza başlayalım mı o zaman, ne diyorsunuz? Bence başlayabiliriz. Bunu koyalım bir. Peki ben mesela şu batarya üstüme alırsam. Batarya şeyim artmıyor ki. Bu nasıl iş abi, ben bunu anladım. Şimdi neden böyle bir şey yapıyorum? Bunun olayı şu arkadaşlar. Şöyle bir olayımız var. Burada. Burada büyük bloklarla küçük blokları birbirine birleştireceğiz. Bunu da yaparken böyle yapacağız. Hemen onun olayını çözeceğim, size anlatacağım şimdi tek tek. Interior plate falan da birkaç tane alalım üstümüze. Şimdi ama bilgisayar almam lazım ben onu. Bilgisayar dışında her şeyi aldım. Bilgisayar var mıydı burada peki elimin altında? Hazır. Bilgisayarım yok. Buradan üretebilir miyiz peki hala? 200 tane bilgisayar desek.
Assembler. Basic Assembler. Production. Silikon. Iron. Assembler'ın içerisinde silikon ve demir de var. İçi mi doldu? Yo. Üretsen oğlum. Basic Assembler. Assembler kapat. Tamam mı? Basic Assembler çalışmaya devam etsin. Buradan 100 tane üretir misin abi? Hadi Basic Assembler. Şöyle yapıyoruz. Hemen olayı çözüyoruz abi. Of, of aşağıda yürü gittiler falan. Gel gel falan diyorlar birbirlerine ama. İnşallah sorun teşkil edecek bir şeyler olmayacaktır aşağıda benim araba için. Şimdiki bunu koyduk. Bunu koyduktan sonra şuradan hemen bir tane kontrol paneline ulaşıyoruz. Ve diyoruz ki rotor arkadaş için small head diyoruz. Add small head diyoruz. Küçük kafa ekle diyoruz. Küçük kafa bize ne yapacak? 1, 2, 1, 2, 3 galiba. Tamam. Şimdi buradan tekrardan rotora gelip onun displacement'ını geriye doğru çekiyoruz. Bunun okunu kilitliyoruz ve breaking'i veriyoruz. Şehrin önüne de diyebiliriz. Okey. Şimdiki bu arkadaşın üzerine. Bizim bundan sonra çok fazla şu an için bloğa ihtiyacımız olmayacak. Daha sonra bir şimdi bataryaya ihtiyacımız var. Kargo büyüğe koyacağız. İhtiyacımız var. Catwalk'a ihtiyacımız olacak. Ondan sonracığıma Assembler koyacağız. Bu alete Survival Kit koyacağız. Basic rafineri koyacağız. Assembler, Survival Kit, Basic Rafineri. O2, H2, O2, 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 H2. O2, H2 Generator koyacağız. Şimdiki. Ben kargo konteynerla buradan başlamak istiyorum. Şu arkadaşı şöyle. Neden? Interior plate'im olmadığı için başlayamıyorum büyük ihtimalle. Sen alabilir mi orada? Cargo container'da da başladık olaya. Şimdi cargo container'ımızı koyduk. Cargo container'ın arkasına O2 H2 generator koyacağız buraya. Hem kargo konteynere bağlı, hem bu tarafa bağlı. Buraya survival kit koyacağız bir tane. Tamam. Ondan sonra bu tarafa rafineri basic
Basic Raffinery'i koyacağız. Çok güzel, çok güzel. Assembler. Assembler'ı da. Assembler'ı da böyle koyacağız. Bu sayede ne olacak? Assembler çok böyle alakasız bir pozisyonda duruyor olacak. Assembler yerine Basic Assembler kullansak. Bakmayın ben de daha yeni yaptım tasarım. Ben de çok böyle fine yapamadım. Şimdi burada kargo konteynerimiz var. Assembler yerine Basic Assembler kullanır isek eğer. Basic Raffinery'i nasıl koyduk? Basic Raffinery sadece iki taraftan bağlanabiliyor. Basic Raffinery böyle bağlanacağız. Yapacak bir şey yok. Basic Raffinery böyle. Cargo Container'ın arkasına Basic Assembler'ımızı bağlayabiliriz şu şekilde. Tamam. Ondan sonra O2 H2 Generator olmak zorunda. Yani o riske giremeyiz. Çünkü şöyle dursun. O2 H2 Generator. Buraya da Survival kitimizi koyalım. Tamam mı? Bir dakika ben şeyi unuttum ya. Chat'i açmayı unuttum. Tekrardan. Telefondan da bir yandan açıyorum. Çünkü tabi şeydeki ekrandaki ikinci ekrandaki düzgün çalışmıyor. O zaman şimdi arada bir şey yazan olduysa kusura bakmasın. Görmedim abi. Pardon. Pardon baba. Evet. Sanırsam her şeyimizi koyduk. Bu var. O2 H2 Generator. Raffinery. Cargo Container. Bataryaya ihtiyacımız var. Batarya koyacağız. Bir. Dört adet. Bolca bataryamız olsun istiyorum çünkü garanti etmek istiyorum güvenliğimizi. Burayı temizleyebiliriz. Şu arkadaşı almadan evvel Catwalk. Bak bu çok değişik bir olay. Güzel bir olay aslında. Catwalk alıyoruz. Muhtemelen bu uzunluk bize yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum. Buradan giriş yapsak içeriye. Hayır, bir tane daha attıracağız. Bir tane daha attıracağız. Aynen. Buradan giriş yapacağız. Okey, tamam. Güzel. Ama şu yerdeki güzel olmadı. Tamamdır. Hemen enerjimizi yükseltelim. Düşük enerjiyle gezmek istemeyiz, değil mi? Burası daha hızlı yükseltiyor sanki. Kokpitte oturduğunuz zaman enerji daha çabuk yükseliyor gibi sanki. Tabi gece çalışmanın verdiği de bir şey var. Dezavantaj var. Daha çok feneri açıyorsun sürekli. Fenerin açık kalması demek daha çok enerji harcaman anlamına geliyor vesaire vesaire. Şimdi. Burası da böyle. Artık aşağıya yapabilirim. Artık aşağıdaki arkadaşları yapabiliriz.
Şimdi ben şu catwalkları yapmazsam daha sonra benim başıma bela olacak bunlar. O yüzden tane Q olacağım. Şu arkadaşı da buraya koyalım. Evet. Interior plate. Aa. 169 tane bırakmışız buraya. İç plaka da verelim. İç plaka da başlasın bir yandan Q'lasın. Üretsin. 3 plaka. 300 tane yapsa yeter herhalde şu an için. Küçük. Küçük dalgadan kalmadı. Construction component kalmadı şimdi. Yapı malzemesi. Hadi 3 tane yapsan da yapı malzemesi ya, çok yapma. Hemencecik buraları şöyle bir üretelim. Interior plate. Abi sen bana bir 1000 tane interior yap ya şimdiden. Lazım olacak gibi duruyor. Metal grid, motor, display, computer. Genel böyle bir malzeme alacağız şimdi üstümüze bir sürü. Motor, computer, display. Ondan sonra cima. Metal grid, motor, bundan. Her şeyden bulunsun biraz üstümüzde. Şimdi bu assembler, bataryaymış pardon. Bu batarya. Bu assembler. Assembler yapıyoruz. Güzel. Kargo konteyneri yaptık. Okey. HDO2 generator. Şeye ihtiyacım var. Steel plate'e ihtiyacım var. Steel plate öne at. Birazcık steel plate yapalım. Başka 700 tane varmış diğer tarafta. Koş 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 koş. Güneş doğacak galiba birazdan. O2H2 Survival kit için medical component yapmam gerekecek. 3 adet onu yapacağım şimdi. Basic rafineriyi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bundan sonra burada da yapacağımız 80 80 160 240 bayağı bir batarya. Var mı elimde? Yok.
Ab demirimiz bitmiş. Demir bittiyse çok fazla bir şey yapamayız şu anda. Bu sebeple. Hızlıdan. Demir şey yapmaya gideceğiz. Çözmeye gideceğiz. Hemen demir şeysine. Demir madenine doğru yardıralım bakalım. Tools, drill, demir. Toplayalım. Inventory full. Şuraya böyle bir 2-3 inventör dolusu yaparsak eğer kafamız rahat eder gibime geliyor. Bir süreliğine daha en azından. Bir tane daha toplayacağım. Inventory full. 30 gaz şey demir şimdilik bize yetsin abi. Yerleşkeye dönelim hemen hızlıdan. Uzaktan belirdi yerli ermenilerimiz, rüzgar güllerimiz. Bu arada Mars'ta şey var. Atmosfer var arkadaşlar. Yok değil. Dolayısıyla çalışması çok normal. Rüzgar güllerinin.
Üret abi şu bataryaları. Bataryaları yapalım ki bu arada şarj olsunlar. Selamlar abi, hoş geldin. Modelci Almanya, hoş geldin abi. Merhabalar. Batarya 1 done. Bu arada biz de devam edelim üretim yapmaya, şey yapmaya. Geliştirmeye. Bu arada gökyüzü iyice mavileşti. Sanırsam artık gündüz olacak. Şimdi burayı şöyle yapacağız. Yatak, masa, mutfak, bu, tuvalet çok önemli, armory. Evet, yani kanalda daha bugün bir tane daha paylaştım video. Arzu edersen bakabilirsin oraya da. Mutfağa nasıl koysam diye düşünüyorum da. Çok önemli arkadaşlar mutfak benim için. Şurada dursun mutfak. Oksijen jeneratörü orada, tamam. Mutfak burada, tamam. Ondan sonra yatağımızı buraya koyalım. Tuvaleti buraya koyalım. Çiçek. Tuvaletin şeyinde dursun. Kapısının önünde dursun çiçek de. Ralkit'e buradan erişimi sağlar mı? Yok, engeller benim erişimi oraya. Gerek yok orada durmasına. Abi çalışma masası falan koymadık ya. Bence buna gerek yok. Onun yerine çalışma masası koysak daha güzel olabilir. Bu şekilde. Bunun da arkasına hiçbir şey koyamıyoruz. Yani hafif böyle bir boşluk alan olması daha iyi. Buraya belki ışık falan koyarız. Güzel durur. Evet. Cam lazım. O arkadaşı yapmak için. Motor tüp lazım. Cam lazım. Bakalım var mıymış elimizde. Sen bir dur. Baboş 200 tane bir cam yap sana zahmet. Small cargo'da bunlar. Buradalar. Bunları alalım. Bunları alalım. Sen de gel abi. Gelebildiğin kadar. Uf. Senden hiç alamıyoruz değil mi şu anda? 500 tanesine ihtiyacımız yok. Bir de şundan yapar mısın? Sana zahmet 200 tane kadar. 95 tane ekran kullanmam. Tamam. Güzel. Sanırım tamamlayacağız şu an. Motor yok ha. Motor bulacağız. Mutfak. Anam mutfağı silmişiz. Mutfağı da böyle koyabiliriz. Böyle koyabiliriz. Böyle dursun mutfak. Yapı malzemesine ihtiyacımız var. Motora ihtiyacımız var. Yapı malzemesi yapar mısın sana zahmet dostum? Burada varmış gerçi. Tıp 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 tıp. Motor. Motor kalmadı elimizde ya. Işığımızı kapatalım artık. 100 tane motor çakalım.
Buradan yine erişim sağlayabiliyoruz. Sıkıntı yok. Tuvaletimiz de tamam. Onun için medikal komponente ihtiyacım var. Onu da çözeriz şimdi. Ya da bak seni. Seni dostum şuraya alacağım. Burayı alıyorum. Çünkü buraya şey yapmak istiyorum. Işık falan tarzı bir şey koyarım. Evet, bence yeteri kadar güzel, şık bir design oldu diye düşünüyorum. Hemen şöyle yapalım. Door diyoruz buraya. Sliding door alıyoruz. 2 adet. Motora ihtiyacımız var yine. Çok güzel. Az çok sanırsam design şey yapmışsınızdır. Geliyordur, kafanızda canlanıyordur. Çok güzel. Bir tek survival kit lazım. Şey, medical component lazım. 3 tane. 1, 2, 3. Silver da vardı. Çok güzel. Vent koyacağız buraya bir tane. Air vent. Airvent'e ihtiyacımız var. Airvent'i buraya koyarsak geçiş yapamayacağız buradan. Bak. Airvent'i buraya koyarsak buradan geçiş yapamayacağız. Yani Airvent orada durabilir bence. Sıkıntı değil. Burada tek başına durursa biz buradan geçeriz. Çiçeği de buraya koyarız. Ne bileyim ben. Yani illa çiçek koymak zorunda değiliz yani. Sonuçta expedition yapıyoruz burada. Bir araştırma gemisi yapıyoruz yani. Değil mi? Steel plate construction component vesaire vesaire koymamız gerekiyor. Enerji love, hemen yükseltelim. Artık burada da bir survival kitimiz var. Bunu da kullanabiliriz. Aa, burada oksijen. Ha, buraya buz getirelim birazcık ki buzda toplayabilirim buradan. Çok güzel. Yani bak, hala illaki eğer şey koyacaksak nasıl bir şey yapabilirim diye düşünüyorum da. Odana da manzara güzel olur orada çalışırken. Öf. Sadece burası bayağı dar oldu. Bu hoşuma gitmedi. Onun dışında çok da sıkıntı yok ya. Olur mu olur. Yani şuraya bir tane ışık koyacaksın. Zaten doğal ışıklandırma olacak. Yukarısı açık olacak çoğunlukla. Buraya da bir tane ışık koyarız. Olur biter. Diyelim. Şimdi buradan ben kendime bir catwalk alacağım. Tekrardan. Ondan sonra 1 bölü 1 ve 2 bölü 1. 1 bölü 2 gördür ve cama ihtiyacımız olacak. Şimdi camda sıkıntı yok. Gördür yapalım. 3 tane daha cam başlatalım. Şu arkadaşları alacağım. Gördür. Cam. Gel bakalım.
Gibisinin gibisi. Gördüm bitti. Az yapmışım baya. Gördüm bitti. Plate lazım şimdi. Oh. Small steel tube. Burada var mı diye baktım da burada da yokmuş. Interior'ları alalım burada. Güzel. Small steel tube'ü aldık. Üst tarafı oldu. Yan tarafını da oluyor, oldurtuyoruz. Small steel tübü. Altı zaten yapmıştık. Güzel. Abi sen bana bir 200 tane daha başlat da ne olur ne olmaz. İyi ki başlatmışız. Buraya daha hiçbir şey koymamışız. 3, 4, 5 tane diyeceğiz. Ve bundan sonra buraya bir tane cam koyacağız. Ama onun için girder ve 50 tane cama ihtiyacım var. 10 15 50 içinde bir 5 tane daha yapalım. Interior plate'im kalmadı. Plaka. Construction 47 tane var. Sanırsam yetiyor ya, emin değilim. Yetmeyebilir. Oluyor mu? Oluyor gibi. Her yeri tamam. Okey. Tamam mı sanırım şu anda? Evet. Yeşil. Pressurizable. Çok güzel. Basınçlandırılabilir artık burası. Güzel. Buraya işte bir ışık, 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 ışık bir şeyler koyalım buraya. Hemen çık şuradan koyabiliyorsak elimizde malzememiz varsa. Bir tane oraya. Tane buraya. Tane buraya.
Bir tane de böyle girişe doğru. Construction component'ımız kalmamış. Hayır. Nasıl kalmaz construction component'ımız? Hiç kalmamış lan. Daha içeriye şimdilik şey koymayacağım. Oksijen şeysi koymayacağım. Buz koymayacağım içeriye. Çünkü şey yapmak istemiyorum. Sürekli elimdeki buzu kaybetmek istemiyorum oraya giriş yaparken. Dolayısıyla ondan da uzak duracağız. Evet, şu an tüpümüz hazır. Şimdi maksat bunun altına şey koymaktı. Şey değil mi? Güzel oldu be. Diyorsun burada yatıyorsun böyle evinde uyanıyorsun falan. Oh, böyle geriniyorsun böyle diye geriniyorsun böyle. Kıyafetlerini, silahını mesela buraya koy, anladın mı? Mermini buraya koy, silahını oraya koy. Tertemiz. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Mesela mermi, silahın, eldivenin, kılığın, kıyafetin, her şeyin burada. Oksijenini alıyorsun buradan. Hop. Buradan oh serinliyorsun. Sonra dışarıya yardırıyorsun abi. Bence güzel oldu. Şimdi geldik küçük bloklara. Geldik işin eğlenceli kısmına. Şu arkadaşın altını şöyle bir dolduralım. Sürekli jetpack kullanmak istemiyorum. Pet kalmadı. Aman tanrım. Yer tarafta 600 tane steel plate varmış yalnız. Oha. Tamam. Olay bunu tamamen kapatmak abi şu anda. Ve bunun genişliği yeteri kadar var mı diye bakıyorum. Büyük ihtimalle olmayacak. Ortadan 4-3 blok ortadan şey yapsam ya da bakayım 5 blok falan şey yapacağım. Ortaya koyacağım. Ondan sonra tekerlekleri yerleştireceğim. Birazcık geniş yayvan bir tasarım oldu. Ama bu tasarım kötü bir tasarım değildir. Yani kötü olmadığını düşünüyorum en azından. Buna bir sürü tekerlek koymamız gerekebilir yalnız.
repetitif, arka arkaya aynı şeyleri yaptığımız bir birkaç dakika geçecek maalesef. Sanırım böyle daha hızlı yapabiliyorum. De bunları veldemesi var şimdi. Peki neden diyeceksiniz? Neden küçük blokları kullanıyorsun? Şimdi şöyle bir durum var. Küçük bloklardaki tekerlekler büyük bloklara nazaran daha etkililer. Şimdi her tekerlek için tekrardan böyle rover bilmem ne rotor işte küçük blok falan uğraşmak istemiyorum. Dolayısıyla böyle bir tasarım dan yana gittim. Eminim bunun çok daha böyle hızlı yapılabilecek yöntemleri vardır. Birçoğunuz biliyorsunuzdur da. Ama ben bu yöntem ile gidiyorum şu an için. Yapabilecek başka bir şey yok. Sanırım tamamız. Evet, üzerimize bir yığın şey alalım. Steel plate alalım. Gerçi 500 küsür tane var elimizde. Yeterli olacaktır bir süre bu. 500 blok yapmak için yeterli olur. Güzel. Suit enerjimiz çok hızlı bitiyor maalesef. Şu aracı buraya çekersek en azından buradan refill etmiş oluruz suitimizin enerjisini. Yok.
Ya ben şu elimdeki rover'ı Veldr'a çevirsem mi acaba? Sanki daha hızlı yapacağım öyle yaparsam ya. Ne diyorsunuz? Daha bunun araç tasarımı var, bilmem nesi var, tekerlekleri var. Yoksa çok zaman alacak bu bize böyle. Hemen şu arkadaşı. Interior plate vermedi mi bana az evvel o peki? Yapı malzemesi. Gel buraya. Sanırım olacak ya böyle. Bakayım, çoğunun altına girebiliyorum. Güzel. Oraya yarım blokları koyarsak sanırım olacak bu iş. Alamadım ya da. Oğlum gelsene buraya. Alo. Okyen dolduralım. Daha sonra şu arkadaşı da şuradan bir yerden. Saçmalama ya. Dokundu lan. Hay Allah'ım ya Rabbim ya.
Şimdi height offset x35 yaparsak hala kurtarmıyor. Pekala, pekala. Nasıl bir şey yapabiliriz acaba bunun için? Tekerlekleri küçültebiliriz ya da ay senin ben ya. Öf. Seni eğer böyle yerleştirirsem, bak dostum bu ateş ediyor şu anda. Seyret. Hayır, offset'i size geri koyalım. See bro. We got this bro, we got this. Belki bir tık alçaltabiliriz. Rahatlatmak mabında. Bence güzel oluyor. Yani en azından elle yapmaktan daha hızlı gittiği kesin. Evet. Neyse aracı ihtiyacım kalmadı artık falan dermiş. Abi bakayım kim gelmiş. Modelci almayı abi hoş geldin tekrardan. Evet. Base design olarak neredeyse tamamız. Bunun üzerine şimdi ekleyeceğimiz bir iki tane şey var. First things first. Evet biraz öyle oldu. Kim gelmiş abi? Göremedim bir dakika.
Grace TR, hoş geldin abi, aramıza merhabalar. Şimdik buraya şöyle bir dizayn yapacağız. Onu kaldırırız sonra, sıkıntı değil o. Bunu buradan veremem. Abi arada oynuyoruz ya, biz sürekli değil de maalesef sürekli olmuyor. İş sebebiyle. Ama olsun. Yine de mümkün olduğunca çok oynamak lazım. Bu arada arkadaşlar, müziğin sesi eğer fazla geliyor ise lütfen şey yapın. Söyleyin bana, kısayım. Çünkü bana fazla geliyor şu anda müziğin sesi. YouTube videolarımı izliyordun. Hangi videoları? Space Engines videolarını mı? Şuradan. Şöyle yapalım. Evet, bu tamamen dizayn. Türk Discord oyunda var mı? Vallahi abi hiçbir fikrim yok, biliyor musun ya? Yani ben hep zaten yabancı şeyleri izleyerekten, kanalları izleyerekten oyunu birazcık şey yaptım, kaptım, öğrendim, öyle diyeyim. Hiç yani ya Türk Discord'una girip de şey yapmak ihtiyacı duymadım. Bu kadar yanlış koyulur mu ya? Neyse. Şöyle yapalım. Hemen cücük. Bunu çözelim şöyle. Evet, çok güzel ama bu böyle değil. Tatlım. Bu böyle olacak. Evet. Mesela biliyorum, o kadar çok maden arabası yaptım, büyük. Güzel abi, maden arabaları işe yarıyor. Piston muhabbeti ben de bir kere yapmıştım öyle de, bayağı güzel olmuştu ya, hatırlıyorum. Maksimumdan ayarlıyorsun. Maksimum distance olarak söylüyor. Tek tek pistona girip pistonları isimleyebilirsin. Tabii name edebilirsin pistona. İşte sen şu pistonsun, ben bu pistonum falan diye. Sonra da maksimum inebileceği mesafeyi ayarlayabiliyorsun pistonların. Bir de ben bunları buraya yapmamam lazım ya. Küçük pistonlar 5 metreye kadar iniyor, büyükler 10 metreye kadar mı? Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ya da tersi. Yo ya, büyükler 10 metreye kadar gidiyor da küçükler de galiba 5 metre de 2,5 metre gibi bir şey açılıyor. Şimdi iki tanesi azmış, bilmiyorum. O maksimum mesafelerini ayarlaman lazım onların işte.
Şimdi piston elimde yok. Olsa göstereyim canım de yapmadım daha piston. Aa dur senin için yapayım bir tane piston atayım şuraya. Metal ızgara lazım. Metal ızgara yapacak malzeme yok. Düştüğüm yerde şey lazım. Kobalt lazım. Onun için. Production'dan. Piston dersek bir tane. Ben de bundan dersek. Yapacuk gerekli malzemeyi. Taş toplayarak şey yapamazsın. Malzeme bulman lazım. Bir şekilde. Şimdi. Piston. Piston neredesin? Piston gel. Aa pistonu yaptık tamam mı? Şimdi burada pistona girdiğin zaman pistona girdiğin zaman piston nerede lan? Pistona girdin. Pistona girdiğin zaman aşağı indiğin zaman maximum distance diyor. Maksimum açılacağı mesafe bu. Bunu böyle azalttıkça metresi azalıyor. 10 metreye kadar şey yapıyormuş bu. Bak 10 metre şimdi şey yapacak. İki yanımda kanyon var. Düzlük bayağı. Uçak lazım. Abi çok basit bir tasarım yapabilirsin ya. Sıkıntı olmaz sanmıyorum sıkıntı olacağını. Şimdi bu öyle 10 metreye kadar açıldı bu. Ama dersen ki buradan piston abi. Piston abiye dersen ki maksimum mesafesi 3 metre olsun. Ağzına yok. Abi o zaman şey yapacaksın. Kendin gidip bulacaksın. Kendin getireceksin yani. Başka türlü olmaz. Ve piston 3 metreye kadar gelir. Ondan sonra durur. Dediğim gibi bu şekilde pistonlarla olan muhabbetini de çözebilirsin abi. Tabii yani pistonların her biri zaten şey kaç metre? 3 blok yüksekliğinde mi? Öyle bir şey. 2 blok yüksekliğinde pardon. Mu? Öyle bir şeydi galiba ya. Bir dakika. Dur hatırlamaya çalışıyorum. Piston. Her piston 2 blok yüksekliğinde. 2,1 blok yüksekliğinde. Bunların her biri 5 metre genişliğinde. Yani şu blok. Şu blok 5 metre genişliğinde böyle. Mi? 2,5 metre miydi yoksa ya? Öyle bir şeydi galiba. Yani o pistonla asansör yapma işi falan bayağı şey karışık birazcık. Bir enerjimizi fullleyelim şurada. Ay. Onun yerine şey kullanmaya çalış. Rotorları kullanmaya çalış. Rotorlarla kendine böyle bir platform gibi bir şey yap. Oradan dene. Şimdi bunu bir weld edelim. Hemen. Maden aracı yapamayınca atölyeden indiriyorsun. Kritik oyunla yapıyor. Yok abi şey yapma. Yani kendin eğer şey yaparsan çözmeye çalışırsan olayı
Daha rahat öğrenirsin oyunu. Bu sayede oyunu çok daha güzel öğrenirsin yani, o yüzden diyorum. Kendi tasarımını kendin yap. Atölyeye çok fazla girme. Yap, hatalarından öğren. Öyle söyleyeyim. Yanlış yapacaksın. Ben de çok yanlış yaptım. Şu anda hala doğru yaptığımı da söyleyemem yani hani. Ama ne oluyor? Her seferinde hatadan öğreniyorsun. Bir daha o şeyi yapmıyorsun. Hatayı yapmıyorsun. Şimdi bunun aynısından bir sıra daha yapacağız. Ha, reaktör gücü yetmiş. Evet tabi öyle muhabbetler de var. Özellikle hava araçlarında bataryanın maksimum verebileceği bir watt var. O wattın üstünde eğer tüketim varsa batarya yeteri kadar güç üretmediği için şeylerin boşa kaçıyor. Yani bir tarafa doğru düşebiliyorsun. Hava araçlarında falan. Şeylerde, atmosferiklerde özellikle. Bu arada 500 tane daha şeyimiz var, bloğumuz var, sıkıntı yok. Ben bir süre daha buradayımdır diye tahmin ediyorum ya. Saat 8 olmuş. Belki bir 10'a kadar falan buradayım büyük ihtimalle. 2 saat kadar daha. Bu aracı tamamen tamamlamak istiyorum. Ondan sonra kaçarım zaten büyük ihtimalle. Zaten sonra bu video YouTube'a yüklenecek. Hani arzu edersen YouTube kanalına da abone olursan oradan şey yapabilirsin. Takip edebilirsin kaçırdığım bölümleri. Veya diğer bölümleri. Mesela 11 saatlik yayın videosu var. 11 saat Gökhan diye bir arkadaşımla birlikte beraber yayın yapmıştık. Space Engineers oynayarak. Arzu edersen mesela onda şey yapabilirsin, izleyebilirsin. Ha, YouTube'dan alırsın. Okey, tamam. Eyvallah babacığım. Atacağım kanala yani, bunun sıkıntı değil, şey değil. Sorun değil. Ama dediğim gibi 2 saat kadar daha buradayım büyük ihtimalle. Birisine mesaj yazıyorum da çok pardon.
spor hocamdan şey yapıyoruz da, yazışıyorduk da, çok özür diliyorum. Evet abi, tek PC ile yayın yapıyorum. Tek PC ile yapıyorum. Fakat iki ekranım var. Şöyle bir sıkıntı var. İkinci ekranımda nedense şey yapamıyorum çok. İkinci ekranda sorun yok aslında. Twitch şeyinde sıkıntı var. Sürekli olarak şey diyor. Sohbet kanalına hoş geldiniz yazıyor ve arada sohbetleri kaçırabiliyorum. O kötü oluyor. Dolayısıyla telefon açıyorum. Bir yandan telefondan şey yapıyorum yani böyle hani chat'e bir yandan telefondan bakıyorum, bir yandan ekrandan bakıyorum falan, böyle garip bir durum yani. Left diyor. Bunu right yapacağız. 5 by 5 right. Bence mantıklı oldu ya. Ha, ne diyorsunuz? Bence olur. Bu kadar tekerlek çok mu diyeceksiniz de, aslında çok daha mantıklı olacak böyle. Ve hatta buradan aşağıya bile indirebilirim şuradan. Side skirts yapabiliriz yani. Güzel. İnşallah yakın zamanda şey yapmayı düşünüyorum. Yeni bilgisayar almayı düşünüyorum. Ama yeni bilgisayar alana kadar şöyle güzel 2080'li falan bir şey yapmak istiyorum kendime de. O olana kadar tek bilgisayar 980 Ti ile devam ediyoruz. Tekerlekleri yaptıktan sonra zaten bu şeyi karargahtan sökebilirim. Jetpack feel love. Leo. Abi PC güzel olacak ya. Kötü oldu mu benim tadım kaçıyor valla. Beş by beş right. Arkadan başlamıştık. Arkadan başlayalım yine. Şuradan bir T'ye basalım da döndürüp durmasın beni. Sürekli olarak sağa sola. Çok güzel oldu be. Evet, oyunu full screen'de oynuyorum. 120 FPS alıyorum şu anda zaten. Şimdi bu tekerlekleri yaptıktan sonra benim bataryalarım ne durumda acaba? Buradan bakayım. Bataryalar full charge 8 saate full charge olacaklarmış ama biz zaten bunun üzerine solar panel falan koyacağız. Zaten o oradan şey yapacak. Fully charge yapacak zaten. Aslında ben yukarıdaki bloğu... Benim burada boş yerim var mı? Benim burada iki tane bataryam var değil mi? Şurada iki tane bataryam var mı? Ama bu iki tane bataryadan kurtulsam... Bir dakika, bak şimdi. Bataryayı discharge yapalım. Discharge yapalım.
ve bu discharge oluyor. Dis diyelim buna. Şu ikisine de recharge desek. 7 dakikada, 10 dakikada. Güzel. Şu ikisinden kurtulursak, enerjiyi kaybetmeyelim değil mi elimizdeki? Şu ikisinden kurtulursak buraya bir tane ore detektör koyacağım. Büyük. Büyük ore detektörle daha rahat buluruz şeyleri, oraları. Yapı malzemos. Malzemos, bol malzemos, yapı malzemos lazım bize. Sana zahmet paşam, şöyle bir 400 tane yapı malzemesi bana çakarsan sevinirim. Demir şeysine ihtiyacımız olacak. Koca demirlere. Hep. Alalım. Başka bir şeye buradan ihtiyacımız yok şu an için. Üretimimizi devam ettirelim. Bunu at, bunu at. Bunu at. Motorlar kalsın. Metal grid'e de ihtiyacım yok galiba. Emin değilim ya. Var mı? Metal grid'e ihtiyacım tekerlek yapmak için yok diye biliyorum. Small steel tube'e ihtiyacım olabilir. Belki almadım onları da sanırım. Ama anlarız birazdan. Değişik bir tasarım olacak. Kaç tekerlek var? 3, 7 tekerlekli. Tamam. 2, 2, ortadaki 3 tekerlekli dönmez. Tertemiz. Bu çok değişik bir tasarım olacak ha. Değişik bir tasarım geliyor. Hayırlısıyla. Elimde ne kalmamış? Bundan kalmamış. Bir tane Q yollayalım. Seni alalım. Sana zahmet bir 100 tane de şundan ateşlersen çok sevinirim. Gerçi... Large steel tube'e ihtiyacım var. Production'da öne al bunları. Yeter şu anda. Çok güzel. Evet. Tasarım olmak üzere. Değişik bir şey ama olacak, güzel olacak hem de. Tabii buna bir merdivenimsi bir şey yapsaydım çok daha böyle yakışıklı olurdu ama yani idare edeceğiz artık şu anda. Çok şey değil. Burada yaptığımız dizaynın aynısını orada da yapalım. Fully depleted in 3 minutes. Güzel. Tabii ki şuralardan koparttıktan sonra çok daha düzgün bir dizayn yapıyor olacağız bu arkadaş için. Ayrı mesele. Şimdik. Buralar böyle, buralar böyle. Burayı düzeltebiliriz.
Niye böyle flinch ediyor bilmiyorum. Her tıkladığımda kafası karışıyor olabilir aletin. Burası nasıl? Buraya kadar uzatmışız arkayı. O zaman şöyle yapıp buradan solar kulelerimizi çıkartalım. Bunlar solar şeysi olacak. Solar şeysi. Hizmetinizde falan. Abi sakin. Böyle hoplayıp zıplamalar falan bir şeyler. Yani gerek yok böyle aksiyon yapma, yaratmaya değil mi? Güzel 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 güzel. Ön taraf şimdiki burada artık birazcık daha böyle design blokları kullanmak lazım. Birazcık daha farklı bloklar kullanmak lazım artık. Light Armor. Aa di canım, üstünde şey mi kalmamış? Steel Plate mi kalmadı? Wow. Buraya bakayım da ben bir. Yok. Hafif şöyle ufak bir armor work yaptık burada. Çok bir böyle aşırı aşırı tasarım yapmadık da, design yapmadık da, ufaktan şöyle bir en azından düzlüğünü, o basitliğini ortadan kaldırmaya çalıştık. Bunun üzerine bir tane yakışıklı kokpit şöyle şundan. Of. Like so. Haydi bırak. Metal Grid 10 tane. Dur bir dakika, eksik malzemeler neymiş? Metal Grid, Display, Bilgisayar, Cam. Metal Grid, Bilgisayar. Buradan Cam, Metal Grid, Display. Seni yapalım da. Yan ekrandan Twitch kullanmak kolaydı. Tabii şu anda hem OBS açık yan ekranda, hem Twitch'in sayfası açık. Yani tabii ki daha rahat. Böylesi. Şimdi şunu düşünüyorum. Bunun üzerinde bir tane böyle şey var. Deliğimiz var. Eğer mesela bu aracın üzerine o iki tank, pardon, oksijen tankı koyarsak, diyorum ki evet, çoğunlukla gerek kalmıyor. Doğru söylüyorsun. Onu mesela şöyle koyarsak, O2 deyip küçük de bir oksijen generator koyarsak buraya. Buradan da wire edersek buraya. Aynısından da bir tane buraya tekrarlarsak. Bence bu iş güzel olur ha.
Yeni PC ne olacak? Abi yeni PC 2080 Ti 9900K işlemci. Yaklaşık bir kaç GB düşünüyorum ben ya. 64 GB RAM düşünüyorum. 2 tane SSD NVMe'den falan filan. Interior plate, motor, computer, construction components, pardon. Interior plate, construction components, motor. Bunları da böyle bağladık ama bunları şimdi şey yapmak lazım. Birazcık böyle güvenliğe almak lazım. Yani kötü görünmeyecekler, güzel görünecekler. Yeni HDP. Anlayamadım abi dedi demek istediğini. Çok ben böyle tek gurusu değilim yani şey yapma bana öyle. Teknik terimlerde bulunma çok anlamam yani. High-end desktop, ha. Ya işte şeyler yani benim şu anda aklımda olanlar onlar 2080 Ti diyorum. Şey yapayım. İşlemci olarak da 9900K Intel i9. Ama o bilgisayarda render falan yapmayı düşünmüyorum şahsen. Şey çünkü bu elimdeki render bilgisayarına çevirip diğer aldığımda oyun bilgisayarı gibi hani kullanmayı düşünüyorum ama bakalım. Hayırlısı. O CPU abi çok dolar. GPU da çok dolar. Enerjimizi yükleyelim, fulleyelim. Diğer araç hala orada duruyor. Çok güzel. Abi tabi şu anda ben böyle diyorum hani 9900 alacağım şey yapacağım falan diye de daha benim onu almama zamanlar var. Dolayısıyla o zamana kadar ne çıkar ne çıkmaz daha iyi seri hangisidir bilmiyorum. Ama o çıktığı zaman onu değerlendiriyor olacağım tabii ki de. Mean olmadı mı ya böyle? Ya yakıtıma şimdi tüküreyim. Ah. Tamam bu. Deplidesiniz abi. Siz bir derhal terk edin burayı. Recharged. Full recharge, full recharge. Sizi biz tekrardan otoya alalım. Buraya da bir
Ore detektöre koyacağız. Ore detektöre. Detektör komponent 15 tane. 25 tane detektör komponente ihtiyacım var. Beş tane detektör komponentimiz de zaten geliyor. Çok güzel. Hayır abi, önemli değil. Ne diyorsunuz? Artık çıkartalım mı yere indirelim artık buna. Ne diyor? Bence güzel olur. Uf. Smooth. Interior plate'im kalmamış. Aman tanrım. Ben şu anda bir mod kullanıyorum. Bu mod mesafesini arttırıyor. Yanlış bilmiyorsam büyük olan 250 metre, küçük olan 50 metre mi? Ya, öyle bir şeydi ya, yanlış hatırlamıyorsam. Orijinalinde yani. Ya, sanırım öyle bir şeydi yani. Tabi bu üzerinde şu anda çok fazla ağırlık var. Bunun tekerleklerin gücünü arttırıyor olacağız birazdan. Sadece şey düşünüyorum. Acaba buraya böyle side skirt yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyorum. Bence yapalım ya. Güzel görünecek yaparsak. Yaparsak. Ben senin bir gücünü arttırayım da tekerleklerin. Otuzda kalsın şimdi. Kayıt offset'e maksimuma geçirelim. Şöyle bir dik dursun şunlar. Uranyum uzaydan çıkartabilirsin abi. Uranyumu arzu edersen. Anam. Yanlışlıkla bloğu kestik yukarıyı. Eminim bu her bir şey ürettiğim zaman bu kadar sallanmayacaktır. Sadece şu anda kendini station sandığı için olabilir mi acaba? Info, small grid. Info, static grid. Olabilir. Uzayda asteroidlerden bulabilirsin uranyumu. Yani birazcık zor oluyor bulması çoğu zaman ama bulduğunda işaretli yerine sürekli gidip gelebilirsin. Bir de şey mod, hız modunu tavsiye ederim. Onu da neden tavsiye ederim? İki tüp oksijen, iki tüp hidrojen al kendi yanına. Çık uzaya abi. Uzayda alman gereken malzemeleri al. Uranyumdur vesairedir, topla. Ondan sonra tekrar dünyaya gel rahat bir şekilde. Ben buna git desem gidecek mi? Güzel.
Güzel güzel. Gidiyor da. Dur orada. Ben şimdi bunu komple böyle mesela statik info'dan station'a çevirsem. Enteresan. Neyse. Şimdi. Bir dakika. Ah, pardon. Telefonda konuşuyordum. Bu hoplama olayını ne yapacağız bilmiyorum ama çözebilmiş değilim şu anda hoplama olayının nasıl şey yapılacağını yani. Hop bir de hop bir de oynuyor olduğu yerde. Değişik.
Bence yeterli olabilir bu kadar. Daha solar panellerini falan koyacağız bunları. Bir şeyler yapacağız. Birazcık daha işimiz var. Azıcık daha, çok değil. Çoğunluğu bitti aracın. Şimdi tekerleklerin şeyini ayarlarsak belki bir nebze daha rahatlayacaktır. 1, 2. Right. Right. Hepsi right mi yapmışız bunu? Has. Çok tatlı. Şimdi onlar. Bendekine verdik. Güzel. Ona verirsek. Onu kaldır. Arka ikili dönüyor. Arka dört tanesi dönüyor. Öndeki iki tane dönüyor. Öndeki şuna mesela verirsek ne olacak? Yok, onu vermeyeceğiz. On altıydı o. 14'ü de verirsek. 2. Üç üç mü yapsak? Ortadaki tek tekerlekler mi kalsın? Yok, bence böyle iyi. Hatta şimdi şöyle yapabiliriz direkt. Zaten şunların hepsinde height offset dedik. 25'e düşürelim orayı. Friction steering angle 35 yaparsak bence çok daha mobile bir structure olmuş olur. Okay. Tır şeysi gibi oldu. Şoför koltuğu gibi oldu. Bağımsız süspansiyon varmış gibi yukarısıyla aşağısı arasında. Tamam, Light Armor mu bitti? Anam.
Amanin, 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 bin tane yapalım. Bin taneyi verelim gazı, verelim gazı. Açın kapıyı. Nasıl güzel bağırıyordu öyle. Daha bunu ışıklandıracağız bir tık daha. Önüne falan koyacağımız ışıklar var. Solar panellerini koyacağız. Sabaha da ondan sonra şarj olmaya başlayacak zaten alet. Bu arada 2,5 saate gelmişiz. Yine uzunca bir yayın olacak gibime geliyor. Bir video olacak gibime geliyor. Nasıl yani, sallantı kesildi mi? Bir dakika. Bayağı kesildi gibi duruyor. Evet. Güzel. Güzel oluyor. Güzel oluyor. Gel, bence dönüş açısını, steering angle'ı 30'a çekelim tekrardan. Power'ı 50'ye indirelim. Strength kalsın, friction öyle, speed limiti de 80 km yapalım. Peki yani şeyi, gücünü birazcık daha arttırmamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla 35 yapalım. Biraz bir tık daha rugged bir dizayna ihtiyacımız var sanırsam. O da çok şey geliyor bana ya. Çok sert geliyor yani. 20 mesela yapsak. Ağırlık çöktü mü? Clank oluyor sanki orada. Evet. Clank. Alçaltınca çok şey yapıyor.
İçeride bir şey kamışıyor. Farkında mısınız? Clank var. Clank var da. Rotorda mı sıkıntı var acaba? Bunu yapmasaydık iyiydi sanki. Ya. Allah'tan strength fazla. Şimdik mesela müziği aç tekrardan. Telefon çalıyor yine. Pardon. Sorry boys. Ön tekerleklerden sadece dönüş yapayım diyorum. Dönüş sadece önde olsun. Belki Klengi rahatlar. Duyabiliyorum çünkü içeride tıkır 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 ses çıkartıyor. Aslında aklımda çok daha başka bir tasarım var da. Oksijen bitiyormuş. Ölmeyek de bir de şimdi. Burada oksijenimiz bitiyor diye. Şöyle bir tasarım var aklımda. Bunu tekerlek sesini 2-2-4'e düşürüp bu arkadaşı tamamen şeye çevirmek. Bir Dorse'ye çevirip önüne bir tane taşıyıcı, çekici araç tarzı bir şey yapmak geliyor içime. Ona da artık başka bir yayına diyelim şu an için. Evet arkadaşlar, şimdi
şeyi yaptık. Ne o? Rover tasarımımızı yaptık. Son derece de güzel duruyor. Bakalım. Bir sonraki bölümde neler oluyor olacak. Şu arkadaşı bir kapatayım şuradan. Evet, şöyle alalım. Şey malum. Thumbnail yapacağız ya. Thumbnail'lık şöyle bir fotoğraf olsun. Evet. Yani. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yayının sonuna geldik. Bir sonraki yayında inşallah görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.